Arkadaşlar merhabalar. Size bir soru yorumda güzel bir soru çözeceğim. Biraz da bilgi vereceğim bu soruda. Çünkü unutmuş olan arkadaşlarımız olabilir. Yorum yapamayan arkadaşlarımız olabilir. Konunun ismini özellikle başlığa yazmayacağım ee, ve e, şu an söylemeyeceğim. Lütfen durdurun. Tüyo vermemiş olayım. Güzelce uğraşın. E, yorumlarınızı da belirtebilirsiniz soruda nasıl yaptığınıza dair. Ama benim yorumumu lütfen bu soruda önemseyin. Çünkü ben gerçekten burada e, size güzel bir mantıktan bahsedeceğim. 3'te TYT soru bankasını çözerken ben bu soruyu çözmüştüm. Orada da yine şimdi anlatacağım mantığı tekrarlamıştım. Ancak genel alışkanlıklarınızı yıkamadığınız için bazen o bizim öğrettiğimiz güzel çözümler tam zihninizde oturmuyor. İşte tam başarının geldiği yer arkadaşlar kendi yorumlarınızı bizim yorumlarımızla entegre ettiğinizde başlıyor. Eğer kendi öğrenebildiklerinizle gelebildiğiniz seviyeye kadar geldiniz zaten. Ondan sonrasında bizim size anlattığımız ama biraz böyle zihninizin kabullenmekte zorlandığı doğru yöntemler tabii ki. Yanlış bir şey öğretmiyoruz. Doğru yöntemleri. Bünyenize aldığınız ölçüde biraz daha kabuğunuzu kırma şansınız olacak arkadaşlar. Bu soruda yaptığım çözümü de lütfen böyle algılayın. Şimdi size önce bir bilgi vermek istiyorum. Bir sayının pozitif tam bölen sayısını nasıl buluyoruz? Örnek 12'nin pozitif tam bölen sayısı asal çarpanlarına ayrılır. Bunun kaç tane pozitif böleni vardır dediğimiz zaman üstünü 1 arttırırız, üstünü 1 arttırırız, 6 deriz. Biz bunun tek bölenlerini bulmak istersek ne yaparız? Üstünü 1 azaltırız 2'nin. Haliyle bunun tek bölen sayısı 2 çarpı 2'den 4 gelir. Neden böyle size söyleyeyim. Neden üstünü 1 azaltıyoruz bir çift sayıyı bulurken 2'nin? Çünkü arkadaşlar burada şunu yapıyoruz biz. Aslında 12'nin değil de 6'nın bölenlerini buluyormuşuz gibi düşünüyoruz. 1 2 3 6. Bu şimdi 6'nın bölenleri. Burada bakın aralarda tek bölenler var. Haliyle bunların her birini 2 ile çarpınca 2 4 6 12. Gerçekten 12'nin bölenlerine bir bakın bakalım. Hakikaten 12'nin çift bölenleri 2 4 6 12 oluyor. İşte bu yüzden biz bir sayının çift bölenlerini bulurken 2'nin üstünü bir azaltırız ki oradaki tek sayıların her birini aslında gizlice 2 ile çarpmış oluruz. Bu yüzden bunu bilmeyenler için bu bilgiyi vermiş olayım. Aşırı derecede bunlar da kafanıza yatmıyorsa düşünmeniz gereken sorulan şeyin üstünün bir azaltılması. Örnek 3'ün katı kaç tane böleni vardır deseydik o zaman 3'ün üstünü bir azaltacaktık. Aynı bu mantıkla bir nevi cebimde arkadaşlar e, bu çarpanı tutuyorum. Sonra bütün çarpanları pat 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 çarpıyorum. Böylece hepsini çifte elde etmiş oluyorum. Bu soruda ne alaka bunlar şimdi? Baya böyle şu an soruya giriş yaptık henüz. Çok önemli gördüğüm için zaten bu soruyu kısa tutmayacağım. Bir soru yorumlarda da zaten söylemiştim. Acelemiz yok. Yorum anlatıyorum. Burada ben arkadaşlar bir bilgi daha vereceğim size. Bazı sorularda diyelim a çarpı b x olduğunda b'nin alabileceği kaç değer vardır dendiğinde ben kolayıma gelirse a'nın alabileceği değer sayısını bulurum. Çünkü burada önemli olan arkadaşlar hangisini bulmak değil. Önemli olan sayıyı bulmak. Şöyle düşünün. B'nin alabileceği 4 değer varsa A'nın da alabileceği 4 değer vardır. O yüzden yapmanız gereken şey hangisi o an kolayınıza geliyorsa onun çarpan sayısını bulmak. Ben burada öğrenci üzerinden gidersem biraz işim zorlaşır. O yüzden ben ceviz sayısından gideceğim. Çünkü ceviz sayısı tek değil. Ceviz sayısı eşit sayıda dağıtılacak. Bu bizim için soruda asal çarpanlara yapmak için bir sebep. Neden? 240 cevizi işte 10, 20, 33, 4 gibi eşit parçalara böleceğim. Ama 3'e mi böleceğim? O zaman 240'ü 3'e böldüğümde 80 tane 3 çarpanı elde ederim. O zaman aslında ben bir nevi 240'ın pozitif tam bölen sayısını bulurum. Haliyle 240'ın çift bölen sayısını bulayım. Bunun için de normalde 2 üzeri 4 çarpı 3 üzeri 1 çarpı 5 üzeri 1'dir. Çift bölenlerini bulacağım için üstünü bir azalttım. Ve buradan arkadaşlar 4 çarpı 2 çarpı 2'den 16 tane 240'ın pozitif çift böleni var. Ben şu an ne buldum biliyor musunuz? Ceviz sayısının alacağı değerleri buldum. Bakın M'yi bulmadım. Ceviz sayısının alacağı değerler bunlar. Peki ne alaka? Kaç tane ceviz sayısının alabileceği değer varsa demin öğrettiğim şu mantıktan dolayı o kadar tane de M'nin alabileceği değer olur arkadaşlar. Sebep ben 240'ı ceviz sayısına böldüğüm zaman öğrenci sayısı geliyor. Örnek 240 ceviz sayısı 60 ise öğrenci sayısı M4 oluyor. 240 öğrenci sayısını bulmak için ceviz sayısı diyelim 6 olsa 40 tane öğrenci oluyor. O zaman hakikaten ceviz sayısına bağlı öğrenci sayısı. Ve burada çift sayı olması gerektiği için bu yüzden böyle dedik. Şimdi geliyorum olaya. Ceviz sayısı arkadaşlar yalnız 16 tane olamaz. Zaten şıklarda 16 yok bile. Neden? Öğrenci sayısı en az 2, en fazla şey e, ceviz sayısı en az 2, en fazla 60 olacak bir öğrencinin aldı. Ama burada 240'ın bölenlerinde 240 var. 240 ceviz olursa o zaman bir öğrenci 60'tan fazla ceviz almış olur. Yine ceviz sayısı 80 olursa bir öğrenci arkadaşlar 80 tane ceviz almış olur. Olmaz. Ve yine arkadaşlar bir ceviz sayısı 120 olursa öğrencilerden biri 120 ceviz almış olur. Dolayısıyla 240, 80 ve 120 sayıları ceviz sayısı olamayacağı için 16-3'ten 13 tane ceviz alabilir. Böylece sorunun cevabı gelmiş olur. 13 tane ceviz sayısının alabileceği değer var. O zaman 13 tane de öğrenci sayısının alabileceği değer var. Bu şekilde arkadaşlar ben tabii bir çerçeve çizmek adına bu böyle bölünebilme ve asal çarpanları ayırma adına bayağı uzun anlattım. Ama gerçekten güzelce çözmüş olan arkadaşlarımız varsa onları tebrik ediyorum. İyi bir soru. Kesinlikle küçümseyebileceğim bir soru değil. Gerçekten yorumu önemli bir soru. Çünkü bunu sınavda o an düşüneceksin ve yapacaksın. Yani bazen evde rahat rahat çözmekle o sınav atmosferinde çözmek aynı şey olmuyor. Çünkü süreyle de yarışıyoruz. Dolayısıyla böyle bir çözüm yapmış olayım arkadaşlar. Diğer bir soru yorumlarda görüşmek üzere. İyi çalışmalar.